Ne var Kudret, beni çağırmışsın. Ha, Meltemciğim. Öyle sorgu sual olmadan direkt konuya girelim diyorsun. Tamam, girelim. Deniz'den Azra karısının arasına kara kedi mi girmiş? Öyle yemekte ayrı ayrı oturmalar, afralar tafralar filan olmuş. Neyi paylaşamıyorlarmış? Ne bileyim ben Kudret. Bilmiyor musun? E git öğren. Olur. Dikkat, dikkat. Bahçede görevli bütün mahkumlar görev yerlerinde. İpek! Söyle hazırlansınlar, alışverişe gidiyoruz. Hadi bayanlar, tembellik yok. Çabuk çabuk çalışıyoruz, ne yapıyoruz? Ha? Doğayı koruyoruz. Çiçekleri seviyoruz. Ağaçları sayıyoruz. Bak ben sayıyorum. Aa, bir ağaç. Aa, ikinci ağaç, bodur ağaç. Ne ya? Bu da üçüncü ağaç. Hadi Kudret, hadi işine bak. Bakıyoruz Berna'cığım, bakıyoruz. Anne, bu sayko pislik var ya, tamam diyor. O tamam diyor da, bütün memurlar tepemizdeyken malı nasıl alacağız? Ya kıvırcık, buluruz bir hal çaresini. Hep bulmadık mı? Bütün memurlar da ben toplantı odasına. Allah Allah. Ne toplantısı bu saatte? Hadi gidelim. Gardiyanlar gitti. Hadi indirin sevkiyatı. Hadi acele edin. Çabuk, çabuk. Evet bayanlar, ne yapıyoruz? Doğayı koruyoruz. Yeşili çok ama çok seviyoruz. Sizleri buraya aramıza yeni katılan arkadaşımızı tanıtmak için çağırdım. Yağız Çağlar kurumumuza yeni tayin oldu. Kendisine sizlerin önünde hoş geldin demek istedim. Hoş geldin. Sağ olun müdürüm. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Böyle pilot uygulamalı özel bir cezaevinde sizlerle... özellikle de Zerrin Hanım gibi ismini duyduğum... güzide bir müdürle çalışacağım için çok mutluyum. İnşallah hep beraber güzel işler yaparız. Tabii... sizin liderinizde. İşinizin başına gidebilirsiniz. Sen de. Tabii müdürüm. Ne yani? Zerrin Hanım bununla tanıştırmak için mi çağırdı bizi yanına? Adam bildiğin yalaka. Yok yok. Başka bir şey bu. Yalaka dediğin önce bir soluklanır. Etrafı kolaçan eder. Ondan sonra başlar yalakalığına. Yaz kardeşimiz daha dakika bir gol bilir. Terist olmadan başladı Zerrin Hanım yağlamaya. Cins, göreceğiz. Hadi bayanlar, sallanıyorsunuz. Biz burada göbek dansı yapmıyoruz. Çalışıyoruz. Saydınız mı malları? Saydık anne, saydık. Her şey tamam. Hepsi tamam mı? Tamam, tamam anne. Gömün hadi, gömün. Göm lan. Vallahi süper sevkiyat oldu anne. Evet, güzel mal yollamış. Ver onu gün uçak al şunu ha. Çabuk olun, çabuk. Oh. Oh. Evet bayanlar, ne yapıyoruz? Temiz hava, bol güneş. İhmal etmiyoruz. Bodur ağacın geldi. Oktay'cığım şaka yaptık, alınmadın değil mi? He? Yok yok. İşler nasıl? İyi gidiyor. Maşallahı var çok şükür. Organik çalışıyoruz. Lan o fide öyle mi tutulur? Böyle yeni askerin tüfeği tuttuğu gibi tutuyor. Kim? Kibar olacağım biraz, kibar. Azo.
Kuzu! Bazı kötü şeyler oluyor. Ne oluyor? Bu gerilin karısı beni açıktan aşağı tehdit etti. Ne dedi? Ya ben tabii ki pabuç bırakmadım ona da. Gel dedi, benim elemanım ol dedi. Ne diyorsun sen ya? Ya Azo bak. Bu karı bizim parçalandığımızın farkında. Ve tepemize binmek üzere. Farkındasın değil mi Azo? Farkındayım kanka. Bak gözünü seveyim, toparla kendini. Sen düşersen hepimiz düşeriz. Ne olur güçsüz olma, gözünü seveyim. Benim Azo'm ya. Azo'm. Her şey iyi olacak kanka. Korkma sen, tamam mı? Korkma. Tamam. Deniz. Geleme acık. Benim kafam durmuyor. Kendi kendime konuşacağım. Kalken Deniz'le konuşayım. Konuşma. Konuşma, ne olur konuşma. Ne diyeceğini biliyorum, konuşma. Deniz. Ben sana hak veriyorum. Sen haklısın. Sonuna kadar haklısın. Ama bak sen o halimize. Rüzgar gitti. Jalem gitti. Bir elin parmakları kadar kaldık. Böyle ayrı gayrı düşersek tepemize binerler kardeşim. Tamam. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Bak dinle beni. Sonunun böyle olacağını bilseydin Azra senden konuşmaz mıydın? Bak. Deniz, bir kere düşün. Bak ben düşündüm. Azra bile isteye seni zarar vermez. Verdi ama. Verdi. Sen yapar mıydın böyle bir şey Tutu? Birini öldürdüğünü bile bile bu suçun masum bir insanın üzerine atılmasına, o insanın gözünün önünde erimesine izin verir miydi? Azra yanlış yaptı. Deniz, bu canına yandığımının yerinde kim yanlış yapmıyor? Bu yanlışı benim içim kabul etmiyor. Kardeşim, Matıs'tan küslük yeri değil. Birlik olma yeri. Gezen beni dinle. Biz bu ailemizi bozmayalım. He? Rakibimiz annemiz. Heyt be, slogana bak. Helal annem. Gel ablacığım. Geç. Gel. Geç. Ha, şunu da yazsınlar. Kudret anne farkıyla herkes havalı. Çok iyi. Ha. Zehirlere dikkatli dağıtın. Rahatız diye coşmayın. Merak etme anne sen. Gel bakalım. Parayı da kıvırmış gerizekalı. Kimsin koçum? Oo, bu yakışıklı kim ya? Hey maşallah. Yeni tayin oldum. İsmim Yağız. Ha. Memnun olduk. Ben de Kudret. Yağız, Yağız. Sen kimsin, nesin? Nerelisin, kimlerdensin? Ben halden anlayan biriyim Kudret anne. Oo, beni tanıyorsun demek. Seni kim tanımaz? Bir şeye ihtiyacın olursa buradayım. Güzel. Bak, bunların hepsi mahrum.
bir gün bir şey lazım olur. Eyvallah. Dudu. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Hayırdır? Bir şey yok ya. Sizin bu ayrı gayrı durumunuz dikkatimi çekti de. Sene ne? Meltem Hanım. Merak ettim Dudu. Etme. Etme eve. Niye diyor? Kardeşliğimiz biz. Küseriz de, barışırız da, öpüşürüz de, dövüşürüz de. Senin yok mu kardeşin? Var. Heh. Buradan düşün. Kardeşler birbirine düşman olmaz. Kimse boşuna heves etmesin. Ne heves edeceğiz ya? Allah Allah. Ak baba gibi üşüş fitne. Ak baba gibi. Hay bir şey olsa ben seni anlatacağım. Seni anlatacağım. Gider kafanın süpürgesini. Şimdi ablalar, bu Azra'ların tarafında bir şeyler oluyor. Var mı bir bilen? Ne oluyor? Yok. Kesin klasik karı kavgasıdır. Ne olacak? Yok canım. Çok daha büyük bir şey bu. Bunlar bayağı ayrı ayrı yemek falan yiyorlar yani kızım. Hırsızlık diyen var. Yok canım. Ben malların parasını paylaşamıyorlarmış diye duydum. Yok ya. Bunların arasına yeni kızlar geldi ya. Doktorla badici. Bunların arasını onlar bozdu. Öyle diyorlar. Sanmam. Zaten bunu bilse bilse Kudret anne bilir. Oo. Ne biliyormuşum lan ben? Bu Azra Tayfa niye küsüştüler anne? Ha, onu şimdilik bir Allah biliyor, bir de ikisi. Ben Meltem karısının ağzını da aradım. Hiçbir şey bilmiyor. Yani kulağınızı dört açacaksınız. Bir şey duyar duymaz bana ulaştıracaksınız. Tamam anne. Tamam anne. Merak etme sen hiç. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çay bitti. Nasıl yani? Çay bitti dedim. Zaten bir huzurla çay içemeyeceğiz burada ya. Huzurumuz kalmadı ki. Sen bana mı dedin o lafı ya? Bana mı artistleniyorsun sen? Ha? Ne artistlenmesi ya? Doğru düzgün söyledi kız. Allah Allah, Derya'ya bakın ya. Daha dün eteklerimizde yapış yapış dolanan Derya şimdi avukatlık yapıyor burada. Ya hasret. Gerginsin. Bizden çıkar mı? Siz kimsiniz lan? Ha? Sabahtan beri burada iki karış suratla oturuyorsunuz. Böyle imalı imalı laflar yok. Huzur muzur kalmadı falan ha? Hasret. İma mima bir şey ettikleri yok. Herkesin canı sıkkın. Geç bakayım yerini. Sen de geç. Hadi. Bana bak. Var ya o imalı laflarınızı alırım. Afır tafırınızı alırım. Ne yaparım biliyor musun? Hasret. Ne yaparsın? Göstereceğim sana. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? O başlattı. Otur yerine. O başlattı ne demek Derya? Ha? Ne oluyor? Böyle mi olacak bundan sonra ayrı gayrı? Böyle mi savunuyorduk biz birbirimizi? Böyle mi savunuyorduk birbirimizi? Tamam. Birbirinize dalaşmayın. Değmez. Ben anlatamadım galiba kimseye. Bu artık benim mesela. Senin mesela. O ruh hastasının bizi birbirimize düşürmesine izin vermeyeceğiz o kadar. Monitöründen izliyordur şimdi zevkle. Herkes eski haline dönsün. Gidip ifademi vereceğim. Bu konu da burada kapanacak, bitecek, gidecek. Azo böyle bir şey yapamazsın. Yakarsın hayatını, yapma. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Sen ne yaptığını zannediyorsun? O ruh hastasının bu insanları birbirine düşürmesine izin vermeyeceğim. İfademi vereceğim. Ya neye yarayacak? Neye yarayacak? Benim susuz yere mahkemelerde sürünmemi mi geri getireceksin? Ne yapacaksın? Ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim mi? Bu yapmaya çalıştığın şeyden artık vazgeç. Ne? Burada oynadığın kahraman kızı dışarı çıkar. Dışarıdaki dünyayla tanıştır onu. Hayat buradan ibaret değil. Ben sadece... Sadece korkuyorsun. Dışarıda da buradaki Azra olamamaktan korkuyorsun. Bana iyilik mi yapmak istiyorsun? Tahliyeni yakma. Dışarı çık. İçim soğusun mu istiyorsun? Sus. Daha önce nasıl sustuysan öyle sus.
Umut Radyo'nun güzel aplaları, gacıları. Hepinize merhaba. Ben Hasret. Biliyorsunuz ben öyle edebiyat parçalamayı çok sevmem. Yani zaten beceremem de. Hayat bana burada yeniden bir aile verdi. Ben öz anamdan, babamdan, kardeşimden görmediğim sevgiyi, iyiliği ben hep burada gördüm. Öyle acı tatlı günlerimiz oluyor burada ama böyle de olmayaydı ya. Parçalanmayaydık değil mi? Keşke sonumuz böyle olmasaydı be. Sakin göllerin kusuyduk. Salınarak suyun yanağında. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri. Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Çoban ateşiydik. Dolanarak mavzer yatağına. Ceylanın pınarı inişiydik. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz.
böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle.